Beklenti zayıf. Bu zamanlar Balamut'un çıkması lazımdı. Balamut pek çıkmadı. Artık neden olduğunu bilmiyoruz artık. Balık azaldı. Son hazırlıkları yapıyoruz. İşte tekleri boyadık, denize attık. Hepsini hazırladık. Ağlarımızı şimdi yapıyoruz. Teknemizi alacağız ağlarımızı. Nasip olursa 1 Eylül'de başlayacağız. Balamut balığı çıkacak. Balamut var. Ondan sonra çinekop, lüfer var denizde. Biz bunları alırız. Geçen sene fazla balamut olmadı. Dedik yani bu sene olur. Bu sene de şu andaki görüntü iyi değil. Ama ileriki saatlerde biraz deniz, şimdi çok sıcak deniz. Denizin biraz serinlemesi, soğuması lazım. Soğuduğu zaman, deniz serinlediği zaman balık sahile iner. O zaman belki bir şeyler olur. Şimdi şu anda görüntü iyi değil yani, az. Her sene ben dip ağında mezgit avcılığı diyorum ben, balamuttan falan. Bak ağlarımızı yiyenler hep balamutlar. Onda şey, yunuslar yani. Bizim, ben her sene 10 tane ağlan mezgitçiliği bitirirdim, 10 parça ağlan. Bu sene, yani 3-4 seneden beri 20 tane, 30 tane yetmiyor yani. Mezgide bir vuruyor yunus, ne varsa hem balığı alıyor, parçalıyor, bir de ağı da tamam ediyor, parçalıyor yani. Yunus'tan çok şikayetimiz var. Yunus çok fena. 1 Eylül önce herkese hayırlı olsun. İnşallah bol olur. Herkes, nasip olan herkes faydalanır. Tabii faydalanması için de biz balıkçılara çok iş düşüyor. Yani deniz kirliliği, mesela bilinçli avcılık. Ama denizlerimizde 1 Eylül sezon açılsa da mesela bu yunus olayı olduktan sonra al görüyorsunuz bak, biz burada her gün, ben size daha kaç aydan beri ağ tamir yapıyorum. Yunuslar, şimdi çevreci arkadaşlarımız diyor ki yunuslara dokunmayın. O zaman bir çözüm bulsunlar. Yunuslar bizi katlediyor. Resmen katlediyor. Hadi bırakın ağımızı yemeyi, balıkla beraber ağlarıyor. Ağlar paramparça. Hadi bu ağlar böyle, denizde dip ağları atıyoruz. Mezgide atıyoruz, barbun atıyoruz, isterde atıyoruz. Mesela tirsiye atıyoruz. Her çeşit balığımız var Karadeniz'de. Allah'a şükürler olsun. Yok yok yani. Sezon inşallah bol olur da nasip olan herkes denizden sebeplenir. Ama bize balıkçı olarak çok iş düşüyor. Önce bilinçli avlanmamız lazım. Geçen sene palamut çok çok güzeldi. Şimdi havaların da mevsimlerinde çok değiştiğini, mevsimler şu anda geçen sene oranla bir ay daha geri gitti. Geçen sene şu anda, şu anki mevsim Ekim olması, Temmuz olması gerekirdi, Ağustos'tayız. Mevsimler değişti. Denizde lüfer, çinekop balığı aşırı bir var bu sene. Balıkçı olarak sezonu her zamanki gibi bol olacakmış gibi hazırlanacağız. Olursa tutacağız. Biz de vatandaşa ne bileyim tutacağız, taze balığını ikram edeceğiz. Bu böyle yani sezon. Deniz kirliliğine herkesten fazla fabrikaların, bizlerin hep duyarlı olmamız lazım. Çünkü deniz kirli, balık kirli olanlarına balık olmaz. Karadeniz'de olmayan balık yok. 10 gün evvel yasak denizde soğuk su meydana geldi. Şimdi soğuk su meydana geldiği vakit açıktaki balık komple sahile iner. Aşırı soğuk olduğundan dolayı sahillerde hamsi olmayan yer olmadı. Ama tabii iri hamsi, 9 santim, yukarı olan hamsi. Ha şimdi hamsi olmayacak derim ki yok, her sene olur. Ama diğer balıkların aşırı olmasından dolayı belki biraz hamsi az olabilir. Çünkü hamsi Karadeniz'de tur yapan, göç eden bir balıktır. Balıkçı arkadaşlarımız her şeyden önce bilinçli avlansınlar. Yani denizde herkes birbirine riayet edip, herkes mesela o onu yaptı da ben bunu yapayım, bilinçli avlanırsa bu denizin bereketi o kadar daha çoğulur. Şimdi mesela geçen sene yasaklar çok çok faydalı bir şey yani balıkçı için. Bazı arkadaşlarımız diyor ki mesela, ha yasakları niye çıkardı devlet? Ya yasaklar yarın benim önüme velinimet olarak gelecek. Sen bildiğin gibi çek canım. Buradan balığı almış bir şey değil, ağı da alıyor. Hadi ya. Sen oradan vuruyor, bu tarafa geliyor şimdi. Şimdi sırf burada değil, doğada da aynı. Adam